Merhabalar, ben Köfte İsköfte ve Fit Köfte 2'nin 21. bölümüne hoş geldiniz. Bu iki bölüm arası neler yaptım? Öncelikle buraya bir Ender Chest ekledik. Ve o Ender Chest şu Ender Pouch'a bağlı. Peki bu ne işe yarıyor? Bunları koyuyoruz ve whoop A-Network'üme geri dönüyorlar. Altında bir adet Precision Import Bus var ve Stack modda. Bunun yanı sıra sanırım şu yeni Deep Storage ünitleri video karşısında eklemiştim ve şu odayı yaptım. MJ kullanan makinelerim bu odada. Ayrıca şuraya bu sistemi döşedim. Olay ne diye soracak olursanız, tam neredeyse dolmuş. Şu honeydew'ları, bu ise honey drop'ları aktarıyor ve ikisinde de 4096 adet olduğu takdirde redstone sinyali, 4096'dan fazlaysa redstone sinyali veriyor ve bu sadece redstone sinyali varken açık oluyor. Yani bunun anlamı 4096'nın üstünde varsa bu itemları Squeezer'a koyuyor. Squeezer bunları eritip bola çeviriyor. Şu bu import buslar ise tamamen balları işlediğimiz takdirde oluşan propolisi almak için. Ve şunları da alalım. Bunun yanı sıra dikkat ederseniz ki bir tane daha tank yaptım. Buna seed oil gidecek. Ve yakında otomatik bir fuel üretim yolu yapsak, şey fuel demişim, frame üretim yolu yapsak iyi olur. Biraz dengesiz gidiyor çünkü. Evet, peki ya bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm daha önce hiç kullanmadığım bir moda girişeceğim aynı zamanda. Bunun dışında da daha önce kullandığım ama sadece bir iki makinesini kullandığım bir moda girişeceğiz. O bir iki makinesi kullandığım mod Factorization. Diğeri ise Energy Converter. Peki diyeceksiniz buna neden gireceksin? Olay basit. Factorization enerjisini üretmeyi sevmiyorum. O yüzden Factorization'ın enerjisini bundan elde edeceğiz. PC Consumer. Evet. Bir tane Stirling Engine. 3 tane Stone Gear lazım bunun için. İki tane pardon. Benim de kafa karıştı. 64 değil. 1. Şimdi temizle. Universal Charger. Bak bunu bilmiyordum. Tamamdır. Consumer. Bu ikisi de consumer şu an. Fakat bunu producer'a çevireceğiz. Bu şekilde. Evet. Ve factorization makinelerimizi buraya koysak güzel olabilir. Evet, factorization makinelerine giriş yapalım önce. Evet, ilk başta ihtiyacımız olan şey ne? Onu bir bulalım. Sonra ona giriş yaparız. Furnace Heater kullanacağız. Crystallizer kullanacağız. Mixer kullanmayacağız. Kullanabiliriz de. Sen nesin? Servoları gördüm fakat hiç kurcalayamadım. Ha evet. Öncelikle bize sülfürik asit lazım. Bunun için hatta iki tane kullanayım ben.
Tam iki tanelik malzeme varmış. İki tane battery. Bunun yanı sıra bize ne lazım? Biraz led wire. Aslında ihtiyaç yoktu ama gene de olsun. Elde bulunsun. Yanı sıra furnace heater. The furnace heater için sizler lazımsınız. Ve clay block lazım. Ah. Köfte ve dörplemeler. Furnace heater'ımız hazır. Grinder'ı boş ver. Crystallizer. Bunun için bir adet. Cauldron. Ve crystallizer'ımız hazır. Bakalım crystallizer dışında başka ne işi neye ihtiyacımız olacak? Şu an için hiçbir şeye. Aslında birden fazla crystallizer'a ihtiyacım olacak. Onu düşündüm de. Fakat şimdilik bir taneyle idare ederiz. Ve yarasa problemimiz mevcut. Yarasa problemimizi çözmek için yakında bir şeyler yapacağız. Evet. Şimdi sırasıyla Factorization Producer, Enerji Köprüsü ve BC Consumer. Evet. Tıklarsak eğer gördüğünüz gibi o olayı özetliyor. BC Consumer Buildcraft enerjisini alıp onu bu ortama çevirecek. Ortamda onu factorization enerjisine çevirecek. Tabii factorization'ın Salih'in tabiriyle adı factorization ya da raptorization. Ah, Salih ve iğrenç esprileri. Evet ve crystallizer'ınız hazır. Portal atmasam da olurdu. Aslında düşündüm de bu furnace heater'ı ortaya koysak çok daha mantıklı olabilir. Ve burada tamam, Coin of Fortune'um açık. Şu yandan koysak çok daha mantıklı olacak gibime geldi. Evet. Ve ardından led wire'larımızı alıp şuraya döşemeye başladım. Furnace heater herhangi bir furnace'ı bu arada. Vanilla furnace da dahil buna. Isıtmak için kullanılan bir şey. Crystallizer ise furnace heater'a ihtiyaç duyuyor çalışmak için. Şey merak ettim. Acaba bağlanmak için illa böyle bir şeye mi ihtiyacı var? Bilmediğim için böyle yapacağım. Yanlış tuş. Tamamdır. Peki, Crystallizer'da ne yapacağız? Bunu yap. Yok, bu değil. İyiydi. Evet, bunu yapacağız. Bunun için öncelikle bunu yapmamız lazım. Ve yanlış terminaldeyim.
Bunun dışında bize ne lazım? Water bottle ve stone. Water. Aa, bu arada bunları, bu başka bir şey. Water bottle'ımızı craft etsin. Bir saniye, glass bottle'ı öğretmemiş miydim ben buna? Öğretmemişim. Nasıl öğretmem? Encode. Tamam, artık öğrendim. Ve aşağıdaki sistem çalışıyor mu? Çok önemli bir hata yapmışım. Tabii yaptıktan sonra test etmeyince böyle oluyor. Tabii ki de alttan girişi açmamıştım. Tamam, artık sorunsuz çalışıyor olması lazım. Tamamdır. Evet, artık sorunsuz çalışıyor. Ve stonumuz da var. Şimdi sırasıyla, bu arada sırasının bir önemi yok. Gördüğünüz gibi çalışmaya başlıyor, fakat bu bayağı uzun bir süreç, o yüzden bekleyeceğiz. Ve o esnada yapmam gereken bir şey şunların düzenini değiştirmek. Aslında bunu kamera karşısında yapmasam da olabilir. Çünkü bunları normalde router'la işlemeyi planlıyordum, fakat router pek mantıklı gelmedi sonradan bana. Ve bunun yanı sıra yapmam gereken önemli bir şey daha. Applied Energy Sticks'te bir şey yapacağız. Bu nedir diye soracak olursanız, o da bunlar. Şimdi öncelikle Applied Energy Sticks kategorimize girelim. Burada neler eksik? Enerjisel. Bu eksik. Bakalım enerjisi. Enerjiseli öğretelim sana. Umarım Flux kristali biliyorsundur. Evet, biliyor. Bunun dışında bir de bu lazım, fakat bunun içinde Flux Pearl lazım. Evet, ve sonra da bu ikisini öğretelim. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Senin adın neydi? Ha, dur. Direkt kuantum yazsam da olur. Senden 8 değil, 16 tane lazım. Nedir quartz dust? Her daim. Noktadan biraz daha overclock upgrade yapayım ben. Overclock upgrade. Nasıl, dur. Senden iki tane yapsın, bunu yapar diye umuyorum. Aa, bunun için de bu lazım. Bu arada yarasa probleminizin sebebi burası aslında gözükmese de tamamen karanlık. Bright bir age olduğu için karanlık gözükmüyor, fakat gerçekte karanlık ve bu yüzden yarasalar her yerde spawn oluyor. Normal mobların spawn olmamasının sebebini soracak olursanız eğer, Quartz Glass'ı öğretmemiştik sana. Sorun değil. Tamam, artık öğrendim. Oh, circuit. Circuit. Tamam, 36 tane yeter. Copper cable. Evet.
Rubber'ımız bitti. Bu sayede. Evet. Bu ikisi hazır. Bu sen değil. Hayır, senden de 16 tane lazım. Tabii ki de bunu isteyecek. Bunları yakında otomatikleştirsem çok mükemmel olabilecek. Mesela onun için uğraşıyorum bir yandan. Bunun dışında bu arkadaşımız nasıl? Güzel gidiyor. Şu Magma Crucible'ları falan da ayarlasam güzel olacak birazdan. Ve Quantum. Tamamdır. Bunlar da hazır. Ve şimdi benim Overworld'e gidip bir şey almam lazım. Aslında dur. Bu işi Overworld'de de yapabilirim. Komple. Şimdi bana Tiny TNT lazım. Bunun yanı sıra Ender Pearl Dust. Bakalım, bunu şu an burada yapamam. O yüzden gidip burada yapacağım. Network'e gitti ben almadan. Yok. Aa, dur, bağlamamıştım orayı daha. Evet. Burada. Evet. Ve şimdi size Singularity'mizi alalım. Şurada geçsek olabilir. Evet. Tabii bu işlem için öncelikle Coin of Fortune'umuzu kapatmamız lazım. Ve bir şey daha lazım. Bundan ben Flint and Steel'i çıkartmıştım. O zaman... Aa, lever'ımız var, tamam. Siz ikiniz atalım. Ve voila. Evet. İki adet Quantum Entangled Singularity'miz mevcut. Ve şu steel tankımıza su dolmuş nereden dolduysa. Ve bu burada kalmış. Bir adet kablo. Evet, TARDIS'e geçelim. Ve şimdi Applied Energy Sticks'in ikinci multibloğunu inşa etmeye başlayalım. Peki bunu nerede inşa edeceğiz? Bir saniye, yatay yerleştiriliyor muydu? Merak ediyorum. Eğer yatay yerleştir... Evet, yatay yerleştiriliyormuş. O zaman nasıl yapacağım bulun. Glass. Tamamdır. Evet, ve bir şey daha yapacağım. Glowstone'larımızı alalım. Size özel bir glass türü göstereceğim. Bunun ne işe yaradığını soracak olursanız eğer, şunlar bu arada. Hem cam hem de ışık yayıyorlar. Oo, buradan değil. Şuradan olsun. Yok. Buradan.
yalnız saniyesinde enerji almaya başlayacak. O yüzden seni biraz devre dışı bırakacağım. Azıcık. Çünkü bu arkadaş bayağı bir enerji tüketiyor ve şu an boşuna enerji tüketmesini istemiyorum. Gerçi enerjiyi depolamıyoruz, direkt üretiyoruz sadece. Ve bu Singularity'yi buraya koyuyorum. Aa, bu arada Singularity'ler hakkında ufak bir detay. Beraber yarattığınız çift sadece birbiriyle bütünleşir. Ve bir şey daha yapabilirim. Aslında dur. Hemen geliyorum. Evet ve bu duvara yerleştirmeye karar verdim. Neden diye soracak olursanız sormayın. Çünkü şey aşağıda yer sıkıntımız vardı. Baya her şey iç içe olduğu için. Evet. Bir içeride mi olsa? Sen dur, sen burada değilsin. Hala yerde olması daha çok hoşuma gidiyor. Bir saniye şu. Buranın yerini kullanmak istemiyorum. Ben bir yer düşünüp geliyorum hemen. Evet bence burası oldu gibi. Bu arada bunu şu an hiçbir şeye bağlamayacağım. Çünkü diğer taraftaki ucunu da yapmak istiyorum. Diğer taraftaki ucunu yapmadan önce bir bina inşa etmem lazım. Aslında dur, bina inşa etmeme gerek yok. Sonradan halledebiliriz onu. Evet ve hemen vazgeçip böyle kabaca bir ev yaptım şimdilik. Buradaki Quantum Bridge'i nereye koyabiliriz? Bence şu duvar güzel aslında. Ve bunun baltasını biraz nerflesem güzel olabilir. Çünkü çok hızlı. Bunlar balsa bu arada. Ve balsalarımız bitti. Bu arada bu age'i... Oh. Artık sadece arı age olarak değil de... arı ve tarla olarak kullanmayı planlıyorum. Bunlar da Quarry Stone. Evet. Tamam. Bu iki balsamızı da şuraya koyalım. Chunk Loader'ımızın yüklediği alana bir bakalım. Evet ve yeterli değil. O yüzden Chunk Loader'ımızı taşıyacağız. Şurası bence güzel bir yer ve evet, şu an ihtiyacımız olan tüm alanı yüklüyor. Tamamdır. Ayrıca bunun içine
Şunu atalım. Ve son olarak yapmamız gereken bir şey daha olacak. O da bir adet Tesseract. Tamam, en acı Tesseract'ımız var. Bunun için özel Tesseract ayarlayalım. Burada sen de olmasın. Asa dur, senin de direkt sen de olmayayım. Tamamdır. Ve bana bir tane crafting terminal lazım. Evet, crafting terminalım hazır. Gidelim. Enerji tesseractımız hazır. Receive only redstone tepki vermeye. Evet, enerji aldı. Fakat henüz bal değil. Çünkü diğer taraf enerji almıyor. Ve şu aşağıdaki zombiyi bir ara halletmemiz lazım. Çünkü çok ses yapıyor. Ve seni de şimdilik şöyle yerleştirelim. Çünkü sadece böyle ihtiyacımız olacak ve diğer tarafı da bağlayalım artık. Bu yaptığım şey nedir diye soracak olursanız eğer, birazdan öğreneceksiniz. Evet, bu tarafta enerji alıyor ve bu tarafı da AE Network'e, bu taraftan da AE Network'e bağlayalım. Bu arada diyeceksiniz AE Applied Energy Sticks kendi makineleri arasında enerjiyi paylaşıyor. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Şöyle bir şey var, Quantum Reachable'da istisna. Hatta tek istisnanız. Evet. Ve hazır. Şuraya fasadı yakında yerleştiririm. Evet, ve eğer şimdi gidip buraya geçersek, voilà. Böyle bir şeyle karşılaşırız. Hatta bir tane de access terminal koyalım ki daha geniş alan görelim. Evet. Seni kırmak istemiyordum. Ve unutmadan hostiles on. Selam zombi. Tamam, burayı iyice ışıklandırdık. Evet, ve buradaki evimiz hazır. Huh. Peki, şimdi ne yapacağız? Bu AE Network'ü neden buraya koydum? Birincisi, biraz burada çalışacağım. İkincisi, önümüzdeki bölüm Great Tech makinelerini otomatikleştireceğim. Bunu hatırlatayım, söyleyeyim. Üçüncüsü, burada pek çok ana AE Network'üme bağlı iş şey yapmak istiyorum. Mesela ağaç tarlalarımın hepsini burada yapmak istiyorum. Bunun yanı sıra otomatik bir frame üreticisi yapmak istiyorum ki şunları bağlayabileyim. Vesaire vesaire. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.